Millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleriyle meşgul değil ki. O istiyor ki, şunu istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi onun sorunlarını konuşuyor olsun istiyor. Derdine önerilerde bulunuyor olsun istiyor. Ve bunu televizyonda izlemek istiyor. Siz sadece ve sadece AK Parti ile polemik yaparsanız, o polemikteki en hırçın halleriniz ve karşının size verdiği en iyi cevaplar bütün iktidar medyasında, hatta maalesef merkez medyada onlar yer alıyor. Ama siz polemik, kavga, hırçınlık yapmaz, buğday derseniz, emekli ücreti derseniz, emekli maaşının aldığı dana kıymanın her ay ne kadar azaldığını söylerseniz veya seçim istiyoruz, geçim yoksa seçim var derseniz, Cumhurbaşkanı'ndan didişmek yerine ekranlarda iyi kötü boğuluyor. En kolay Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı, AK Parti ile her gün polemik yapan, benden usta laf sokacak birisini ben şu anda bizim kadroda görmüyorum. O konuda mahirim. Yıllarca gladyatör gibi ben mecliste çarpıştım. Hiç sorun yok. Ben ayda bir kere size bir tane Hulusi Akar videosu çıkarırım. Bizim taraf çok sever. Gecelerce beni konuşurlar. Muhalefette kaldıktan sonra kime ne faydası var? Normalleşmenin bizden başka Türkiye'de çok faydası var ama en çok şeytanlaştırılanlara faydası var. En çok ötekileştirilenlere faydası var. Benim anlatmaya çalıştığım mevzunun özü bu. Yoksa Tayyip Bey orada otururken ben son 6 senedir oturdum orada. Kalkmadım ama kimse bir yana gelip madalya takmadı. Ayağa kalktım, bundan da madalya takmadılar. Ama o ayağa kalkmayı herkes gitsin, bugüne kadar hiç CHP'ye oy vermemiş AK Partili ve MHP'li seçmen ne diyor diye bir sorsun. Hatta CHP'liye de sorsun. Manipüle edilmemiş ve böyle televizyon kanallarındaki haksız hakarete varan saçma sapan Tayyip Bey'in önünde el pençe divan durdular bilmem ne falan. Alkışlamayacağız dedim. Alkışlar. Giderken de tarafsız bir cumhurbaşkanı gibi konuşmadığı için, bir de gelip de el sıkışmadığı için kalkmadım giderken ayağa. Bir daha geldiğinde bir daha kalkacağım. Eğer bir daha geldiğinde bir daha kalkacağım, bir daha kalkacağız. Olası bir krizden sonrasına hazırlanan stratejik plan hazırdır, bir yerde durur. O ilan edilmez. Onu benden istemeyin. Ama hazırız. İki, normalleşmemesi lazım bunun. Bakın ben bunu bizim toplantılarda da söyledim. Sanki bu kararın ilan edilmesi normalmiş, beklenen bir şeymiş, edilebilirmiş gibi yapmamak için o gün hazır mısınızı çok konuşmamak lazım. Ama eğer ki böyle bir onama kararı çıkarsa yapacağımız her şey, atacağımız her adımı hem uzman, yani MYK'dan ve İstanbul Büyükşehir'den, İstanbul İl Başkanlığı'ndan arkadaşların bir araya geldiği bir uzmanlık heyeti, 2-3 toplantı uzun uzun çalıştılar. Bu toplantıların birine Ekrem Bey de katıldı, birine ikimiz birden katıldık. O basına da yansımadı, ilk kez sizde söylüyorum. Ben bu partiyi ilk genel seçimlerde iktidar yapan genel başkan olacağım. O gün bu parti iktidar olmazsa ertesi gün öyle kurultayı çağırıyorum falan değil. Siyaseti bırakıyorum. Siyaseti bırakıyorum. Çok net söylüyorum. Bu parti iktidar olacak. Bunun önündeki tüm engelleri kaldırmak için büyük gayret sarf edeceğim. Başta kendi egomu, kibirimi, heveslerimi ve hedeflerimi bir kenara koyarak başladım. Çünkü biz ben olayım dersem kaybederiz. Ben şunu yapabilirim. Kendimi adaylaştıracak bir zemin yaratabilirim. Ama seçimi kaybederim. O yüzden en doğru adayı adaylaştırıp bu iktidarı gönderip bu ülkede hem demokrasiyi kuracağız. Gelecek seçimin cumhurbaşkanı adayı ben değilim. Seçmen Erdoğan'ın karşısında kalktı diye bana kızıp adaya oy vermeyecek hali yok. Ama bizim partinin sözünü duyabilecek dünya kadar AK Parti'ye önceden oy vermiş seçmen şimdi kulaklarını hiç olmazsa kapatmıyor. Birazcık açtı. Bu bütün göstergeler bunu gösteriyor. O yüzden ben her türlü riski, her türlü bedeli ödemeye razıyım. Bu muhalefetten kurtulmak için gerekirse kendimi feda edeceğim. Ama partiye bu seçimi kazandıracağım. Normalleşme bitti diyorlar. Bitmedi. Ben gerekli görürsem gider Erdoğan'la bir daha konuşurum. Ben Erdoğan'dan 28 Şubat'ı istedim. 28 Şubat paşalarını istedim. Hallettiler. Ben de teşekkür telefonu açtım özel kalemine. Gezi ile ilgili çalışıyor arkadaşlar neler, sonuç alamadık.
Sonuç alırsak döner tekrar. Sonuç alabildiniz mi o görüşmelerde? Sonuç aldığımız nokta var, almadığımız nokta var.